Satranç Tv'den herkese merhabalar sevgili dostlar. Yoğun istek üzerine e, horde videosu ile birlikteyiz. 36 piyona karşı savaş videomuz binden fazla izlendi. E, yenisini çekeyim dedim. E, şimdi şu rakipte yine 36 piyon var. Bizde normal taşlar var. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Eee oyuna başlarken biraz sanırım pasif başladım çünkü e, buradaki piyonlarımın çoğunu kaybettim. 3 tane piyon kaybettim. Rakip buradan çok hızlı bir şekilde saldırıyor. En azından fil çarpı g5 feda edebilirim belki. Evet şu an feda etsem diye düşünüyorum. Yok geri çekileyim ya. Fil g5 vuracağım şimdi. G6 sürerse bu iyi oyuncu. Ya da h4. Evet h4 çok iyi hamle. Evet h4 hamlesinden sonra neyse şuna vuralım artık patlatalım çünkü piyonlar çok hızlı geliyor. Lichess üzerinden oynuyorum. Oyunun ismi Horde dediğim gibi. Piyonlarla oynuyorsanız amacınız rakibinizi mat etmek. Yani şahı olan tarafı mat etmek. Siyahın amacı da şu sevgili arkadaşlar. Tüm piyonları toplamak. Piyonları toplamak için arkaya sızmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaki piyonlar daha zayıf. E, Vezirimle hatta arkaya sızmak için bir girişimde bulundum ama kolay değil sonuçta. Rakipte bir sürü piyon var. Şuraya da patlatacağım ya. İyice uyuz oldum. E, çok az taşım kaldı. Buradaki taşları acilen oyuna girmeliyim. Evet şu piyonu hemen düşürelim mesela. Yalnız kaldı. Yani piyon olan taraflar takım halinde oynamalı bence. Yalnız kalmamalı. Hop bir tanesini aldım. Şimdi oyuna şu taşları nasıl gelişebilir diye düşünüyorum. B6 oynayalım bir tane. O da C6 oynayacak yalnız ya. C6'yı kötü yedim. Yok şöyle alalım. Oh güzel oldu. A piyonun önünü kestim. Yalnız bunu alırsam C6 sürecek. Vay uyanık. O zaman vezir çarp E6 alalım e, ee, beyden B'den çıkarız. Hop şöyle B'den çıkar. Her an G2'ye vurabilirim. Her an G2'ye vurma tehdidi var. Sonrasında Vezir G4 da gelebilirim. Hatta Vezir G4 gelip G2'ye de vurabilirim. Gayet aktif bir konum oluşacak burada. Evet Vezir G8 gelelim. Hadi çaktırmadan şöyle fil G2 isteyeyim bakalım görecek mi? Uf gördü. Gördü önümü tıkadı. O zaman D6 oynayayım. Parçalamaya çalışayım. 2 dakika var rakibimin. Benim de 2 dakikam var. Bayrağa düşen kaybediyor. Süresi biten kaybediyor. Bunu da alalım. Bir de beyaz taşlarla oynarız ya. Bunu hızlı hızlı oynayalım. Bir de ayıp olmasın ki beyazlarla da oynayalım. O. Şöyle isteyelim çaktım Bunu sürerse filge patlatacağım. Of yemedi ya. Rakip hiçbir şey yemiyor. O zaman şöyle bir uyanıklık yapalım. Şuradan arkaya sızmayı tehdit edelim. Arkaya sızabilsem piyonları toplayacağım da rakip yani yer hiç fırsat vermiyor. Bak yine engelledi. Tamam şöyle gelelim. File 4 vurarız o zaman. Evet buna vururum. Böyle gelince böyle vezir alacağım. Ortalığı dağıtacağım. Haydi. Patlatayım ha. Patlatayım ha. Ama başka taşım kalmayacak. Ona üzülüyorum ya. Patlattım ya. Neyse patlatacağım ya. 4 kişi de şu an içerisinden izliyormuş. Arkaya bilsem olay bitiyor. Şimdi şahımı buraya getireceğim. Sevgili arkadaşlar. Atı e, oyuna sokmak istiyorum. İnşallah B6 oynar. B6 oynarsa at C6'a girebilirim. Bu atın da oyuna girmesi lazım. Of B6 oynadı. Yalnız at C6 mı? At D7 derki de. Belki de. Yok şöyle gel. Evet, böyle gelelim. Bu at B8'i tutsun. Şu an buradaki piyonların ilerleyişini durdurdum. Çok şükür. Bakın rakip tarafından bakın. Beyazlarla. Beyazlar şu an piyonlar. Çok fazla piyon olduğu için göz korkuyor hakikaten. Emre 14'te izliyormuş. Ee, şöyle gelelim ya. Şöyle gelelim mis gibi. 6 süremiyor. Kare çarpı 6 var. Yalnız B5 sürebilir ya. Onu nasıl görmedim bunu? Neyse bunu alacağım basitçe. Sonra vezir çarpı C6. Yalnız B4 sürecek. B4 sürecek. O kötü olacak. Bak B4 sürerse bu iyi önce. Evet sürdü. O zaman ne yapalım? Ee, şöyle arkaya sızma tehditinde bulunmaya devam edelim. Böyle bekleyelim. Abi rakip hata yapmıyor ya. Hadi şöyle bekleyelim o zaman. B3 oynayamıyor. Ağaç boşta. C4 oynayamıyor. Bir oynayabilir. O zaman kale G4 oynarım belki. Yani şuradaki piyonları rakip bir sürse içeri sarkabilsem mutlu olacağım. Şam'ı artık saldırıya kattım. Daha ne yapayım ya? Ben ne yapayım da? Buraya gelirsem çatal yiyorum yalnız. Yani dikkatli olmakta fayda var. Şöyle biraz bekleyeyim ya. Biraz fake atalım rakibe. Bir dakika var. Şöyle fake atmaya devam edeyim ben. Hadi B3. Hadi B3. En son harbi gidip vuracağım yani. Bu iş böyle olmuyor. Kala 5 gelip vuracağım ya. İyice sinirlendim. Şöyle gelelim. Vuracağım artık ya arkaya. Vurayım arkadaşlar. Vuruyorum ya. Haydi vuruyorum ya. Korkmayalım. Korkmadan oynayalım. Vurdum arkadaşlar. C5 e alırsam olay iyice durulmuş olacak. Piyanların gelişini durdurmuş oldum. E, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 16 piyon var. Şunu da alalım. Hop. Sonra H5'e gideceğim. Şöyle H5'e gidip şöyle h 5e oradan G2. Arkada sarkayım. Şah. Kahraman şahım merkezde beni savunacak mı? Evet arkaya hemen sarkalım. Haydi kahraman şah. Şimdi bakın beyaz piyonlar burada daha çok ilerlediği için bu tarafa doğru saldırıyorum. Buradaki piyonları almakla vakit kaybetmiyorum. Çünkü burası daha tehlikeli. Şunu da alalım. Yalnız var ya şu. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Kayıp hanım da olabilir mi? a A7 sürüyor. A7'ye vezir a alacağım. B6 sürecek. Şunu da alalım. O oh, B6'ya şöyle Şah C6 oynayalım. C5 süremiyor alıyorum. 18 saniyesi kaldı 17. Hop aldım bunu süremiyor. Bunu da aldım. Mis gibi bunu da aldım. Oy 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 oy. Şöyle arkaya da sarkalım. Of bunu da aldık. 14 saniyesi var bunu da aldık. Bunu da aldık. Evet basitçe şimdi inşallah bunu durduracağım. Çünkü buradaki piyonların hiçbirini süremiyor. Gördüğünüz gibi siyahlar. Basitçe durdurdum. Artık ne yaparsa yapsın piyonları topluyorum. Şunu da alalım. Ve tüm piyonları topladığım için Rakip şimdi terk edecek. Hemen e, yeniden oynama teklifi e, geldi. Hemen kabul ettim. Şimdi bu sefer piyonlar biziz. Bakalım 2-0 mı bitecek yoksa 1-1 beraber mi bitecek? Bilerek H5 ve e, A5 sürüşüyle başladım. E, olabildiğince arkadaki piyonları oyuna dahil etmek istiyorum. Bu ne be? Yalnız bu iyi hamle he. Bu harbi iyi hamle. E, neyse alalım bunu. Kesinlikle feda yememem lazım. Of. Bunu da alacağım şimdi. G, G çarpı h almayıp H4 olabilir. Yani tamam alıyorsa alsın kardeşim. Senden mi korkacağız bu konumda falan. <laughs> ya şaka bir yana e, bence rakip çok fazla piyon verdi burada. Bunu alıp H4 sürerim. İşime bakarım yani değil mi? Ya da böyle alayım. Ama bu sefer merkezdeki piyon kütlem çok azalacak. Ee, ne yapsam bilemedim. Neyse haş alalım. Merkezdeki piyon kütlesi sabit kalsın. Hemen haşta sürmem lazım yoksa fil çarpı g5 vuracak. Kesinlikle rakibin feda yapmasa izin vermemeniz lazım. Bakın buradaki fedayı almıyorum. At feda ediyor. Alırsam hem bu çapraz boşalıyor hem de kale h6'da benim piyonumu durduruyor. Almayacağım fedayı kesinlikle. Böyle bekliyorum. Böyle bekliyorum. Önemli olan dirençli olmak. Bu arada çok düşünmüşüm. Onu da söyleyeyim. 2 dakikam kalmış. G6 çatal atarsam flash 4 vuracak. Vay. Şu an rakip feda yapmak istiyor. Tam yapsın fedasını ya. Yapsın abi. Fedasını yapsın biraz eğlensin. Bunu da aldık. Şu an ben bir sıkıntı görmüyorum konumda. Sadece şurada iki tane piyon var. O kötü kaldı kaldı. onu söyleyeyim. Ee, yani iki tane piyonun kalması demek. Rakip bir kale feda ettiği zaman. pek piyonun kalması demek. Ee, buradan içeri sırabilirse arkadan çok e, hızlı gelebilir. Onu engellememiz lazım. Ee, ne yapalım. Evet yalnız var ya, E5'e D6 sürüş var. F3 oynayalım bir tane arkadaşlar. Çünkü fil çarpı g 4 vurabilir. Onu engellemek istiyorum. Bir tane de şöyle E5 oynayalım. Bu fil içeride hapis kalsın. Oyuna giremesin delirsin. Son iki dakikası kaldı bu arada. Benim de bir buçuk dakikam var. Biraz hızlı oynayayım yoksa bayrağımı düşürecek. Süreden kazanmaya çalışıyor çaktırmadan. Gayet farklı. Of flash 5 vuracak yalnız ha. Çok kötü oldu bu. Neyse şöyle oynayalım ya. F6 şah çekeriz. Evet en kötü. Flash 5'e F6 çatal var. Haydi arkadaşlar bakın. Aha çatal yedi. Çatal yedi F6. <laughs> F6 çatal. Şu an artık rakibin vezirinden kurt. Ah be elim kaydı. Yemin ediyorum mouse kaydı ya. Abi şaka gibi ya. Böyle oyun kaybedemem bu şu an. Ya böyle olmaz ama ya. Cık, neyse ağlamayalım. H4 e, rakip de vezir kaybetti sonuçta. Her zaman papaz pilav yemeyecek tabii ki. E4 sürelim. Yalnız var ya buradaki piyonlarım çok azaldı. Benim acil bir şeyler yapmam lazım. E, şş, ne yapalım be? Ş e, şöyle sürelim. Alırsa A ile alacağım. 54 e, saniyem kaldı. Hızlı olmam lazım. F3. G3'ü savundum hemen. Çünkü kale G3 vurabilir. Fil çarpı F3 de vuramaz artık. Evet. Şöyle de oynayalım. Kale H7'ye G3 süreceğim zaten. Hop. Buradaki piyonlar sağlam duruyor. Biraz piyon azaltmam lazım acilen sadece. Çünkü burada 3 piyondan kurtulursam çok hızlı bir şekilde vezir çıkma tehdidi yapabilirim. Güzel. Piyonları da azalttım. Şimdi kale d8 geldi. At g5 mi istiyor? Gelsin hiçbir şey yok. At g5'i direkt vururum. Hiçbir şey yok. Evet piyonlarla dalmaya devam edeceğim. Şah çekeceğim. Haydi piyonlar. At f6 gelecek yalnız ha. Bunu yedik. Ha g vurabilir. Buna izin vermemem lazım. Kesinlikle rakibin fedasına izin vermemem lazım. Şöyle oynayacağım. Evet bakın şuradaki piyon zinciri görüyor musunuz arkadaşlar? En arkadaki piyonu almadığı sürece hiçbir piyonumu alamıyor. E5 sürelim. D6 iyice savunalım. Çünkü feda yaptırmamamız lazım. G4 feda yaptırmayacağız. Kahraman piyonlar. Yürüyün piyonlar. 20 saniyen var yalnız ha. Süreden kazanacak bu uyanık. Net süreden kazanacak. O yüzden zaten ee, hızlı oynuyor. Ben de hızlı oynamalıyım o zaman. Şah çekeceğim şimdi. Şah. Aha, aha. Çatal yedi. Vezir çıktım. Oy 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 oy. Vezir yedi. Eski hordecilerden kimler kaldı? Vezir yedi şa. Şah, şah bir çatal daha. Değdi ikinci çatal. Haydi görüşürüz Mansur. Bir vezir çıktım. Ve inanılmaz bir mat. İnanılmaz bir mat. Efsane bir oyundu sevgili dostlar. Teşekkür ederim Mansur'cum. Good game demiş. Ee, gerçekten piyonlarla ilerleyerek oyunun nasıl oynandığını e, işlemiş olduk. Piyonlarımız olan tarafsak eğer dediğim gibi arkadaki piyonları oyuna dahil etmemiz gerekiyor. E, şah veziri olan tarafsak da A5-H5 sürekli rakip piyonun ilerlemesini mutlaka engellemelisiniz. Gerekirse taş feda etmelisiniz. Taş feda ederken de oyunu sona kadar beklemeyin. Siz bekledikçe zaman maliyetiniz artıyor. Rakibiniz size doğru yaklaşıyor. E, bu sebeple hani oyunun erken safalarında taş feda edip ön cepheyi durdurup ön cephenin gelişini durdurup Gerekse bir şahınız kalsın. Bakın ilk maçta benim sadece şahım vezirim kalmıştı. Ama önemli olan ne kadar çok e, taşa sahip olduğunuz değil. Oradaki niteliği, taşların görev dağılımı. Vezir arkaya sızıp ön cephede tutabilirseniz kazanıyorsunuz. Yarın e, saat saat 11.05 arası ak merkezdeyim. Buluşmayı unutmayın. İsteyenler gelebilir. Turnuvaya katılmak zorunda değilsiniz. Muhabbete gelebilirsiniz. Yanınıza takım getirin. Baka bir sürü gelecek kişi olacak. 22.00'da da Cemil Canri Marandi. Karsen'in oynadığı 1 artı 0. Dünya şampiyonu oynadığı 1 artı 0. Lichess Title Arena'da oynayacak. Yine canlı yine olacak 22.00'da. umarım müsait olursunuz ve katılırsınız. Yarın tekrar görüşünceye dek ak merkeze gelenler lütfen yorum kısmında yazsın. Hoşçakalın diyorum. Videoyu beğenmeyi ve görüşünüzü bildirmeyi unutmayın. Sevgiler. <laughs>